Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karaköy Yayınları Matematik 0 kitabından EBOB EKOB konusu köşe taşı 13'teyiz. Hemen sorumuza bakalım. Kenar uzunlukları 240 metre ve 180 metre olan bir bahçenin kenarlarına köşeleri de dikilmek üzere eş aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaç gerekir diye bize sormuş. Şimdi ağaç sayısının en az olması için ağaçlar arası mesafenin en fazla olması lazım. Peki bu mesafe en fazla nasıl olacak arkadaşlar? Bu bahçemin kenarlarının arkadaşlar ebobunu bulursam ben ağaçlar arası mesafeyi bulmuş olacağım. Hemen bulalım. İkiye bölüyorum. İkiye bölüyorum. İkiye bölünen sayı var. 2'ye bölünen sayı var. 3'e bölüyorum. 3'e bölüyorum. Ve en sonunda da 5'e bölünen sayı var. Gördüğünüz gibi. Şimdi EBOB kaç çıkıyor bakalım. 2, 2, 3 ve 5'in çarpımından arkadaşlar EBOB'umuz 60 metre çıkıyor. Bu 60 metre iki ağaç arası mesafe. Yani uzaklık. Peki ben en az kaç ağaç gerektiğini nasıl bulacağım? Yani ağaç sayısını nasıl bulacağım arkadaşlar? Şimdi bahçemiz dikkat ederseniz dikdörtgen şeklinde. Çünkü iki kenarı birbirinden farklı gördüğünüz gibi. O zaman ben bu dikdörtgen şeklindeki bahçemin çevresini bulup iki ağaç arasındaki mesafeyi bölersem ağaç sayısını bulmuş olacağım. Peki dikdörtgenin çevresi nasıl bulunuyordu? İki farklı kenarının toplamı çarpı 2 bölü ne yapıyordum? Ağaçlar arası mesafe. Evet, burayı yapalım arkadaşlar. Hemen sadeleştirdim. Demek ki bana en az 14 tane ağaç gerekliymiş. Devam edelim. Bu çözümlü sorumuzdu zaten. 72 santimetre ve 90 santimetre uzunluğundaki iki çubuk eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Buna göre en az kaç parça elde edilir? Soruda zaten bir ayrılma, bir parçalanma söz konusu değil mi? Yani buradan ben EBOB olduğunu anlayabiliyorum. Bölme, parçalama, ayırma anlamı varsa EBOB'dur. Bana sonra diyor ki bakın iki çubuğum var diyor. Öyle bunları bir böl ki diyor. Parça sayısı en az olsun. O zaman şöyle düşünmez miyiz? Parçalarımız ne kadar çok uzun olursa parça sayımız o kadar az olur. Yani ben 72 ve 90'ı ortak bölen ve hatta bunlar içinde en büyüğü olan sayıyı bulmam lazım. Yani EBOB'larını bulmam lazım. Hemen bakalım. Evet. 2'ye bölünen sayı var. 3'e bölünüyorlar. 3'e bölünüyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi EBOB ne çıktı arkadaşlar? 2, 3 ve 3'ün çarpımından 18. Bu 18 santimetre arkadaşlar bir yani parçalandıktan sonraki bir parçanın uzunluğu diyelim biz buna. Şimdi bana diyor ki öyle bir şey yap diyor parça sayısı en az olsun diyor değil mi? Bir parçamızın uzunluğunu biz 18 santim buldum. Şimdi elimde 72 santimlik bir çubuk var. 18 santimlik parçalara ayırırsam kaç parça elde ederim? 4 parça. Elimde 90 santimlik bir çubuk var. 18 santimlik parçalara ayırırsam kaç parça elde ederim arkadaşlar? 5 parça. Buradan da 4 parça, 5 parça toplarsam toplamda kaç parça oluyormuş? En az 9 parça. Bu kadar. Devam edelim. Şekilde uzunlukları verilen 3 kereste parçası eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Bakın yine ayrılma, bölünme, parçalanma yani EBOB yapacağız burada belli. Buna göre parça sayısının en az olabilmesi için her parça kaç metre olmalıdır? Şimdi arkadaşlar yine parça sayısı en az olsun diyor. O zaman benim parçalarımın en uzun olması lazım, değil mi? Bakın parça sayısının en az olması için parçalarımın en uzun parçalar olması lazım. Yani ben 16, 24 ve 32 aynı anda bölen
en büyük sayıyı bulmam lazım. Yani EBOB'larını bulmam gerekiyor. Bakın hesap edelim. Evet, hepsi aynı anda ikiye bölünmüyor artık. Buradan EBOB'ları ne çıktı arkadaşlar? 2, 2 ve 2'nin çarpımından 8 mi? Yani EBOB'ları 8 metre. Yani bu ne arkadaşlar? Bir parçanın uzunluğu. Bana zaten her parça kaç metre olmalı diye sormuştu. Bir parçanın uzunluğu 8 metre çıktı. Bu kadar. Devam edelim. Pardon. Kenar uzunlukları 160 santimetre ve 192 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki bir arazinin korunması için arazinin köşelerine ve kenarlarına eşit aralıklarla askerler dizilecektir. Buna göre bu işlem için en az kaç askere ihtiyaç vardır? Bu soru bizim örnek sorumuza benziyor arkadaşlar. Ben asker sayısının az olmasını istiyorsam askerler arası mesafenin yani uzaklığın fazla olması lazım. O zaman hemen 160 ve 192'nin nesini buluyorum? EBOB'un. Bulalım. Bulalım. Evet, 20, 24, 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm 3, 5, 3'e böldüm arkadaşlar 1, 5'e böldüm. Burası da şurası da 1 yaptı. En altı yazdım gördüğünüz gibi. EBOB'ları ne çıktı? 2, 2'den 1, 2, 3, 4, 5 var. Yani 2 üzeri 5'ten EBOB ne çıktı? 32 mi? Yani iki asker arası mesafe 32 santimetre mi? Yazayım. İki asker arası mesafe. Bana asker sayısı en az olsun isteniyor, değil mi? O zaman asker sayısı nasıl bulacağım? Şeklimiz yine dikdörtgen şeklinde. Şeklimizin çevresi yani iki farklı kenarının toplamının iki katı bölü askerler arası mesafe. Bu kadar. Burası arkadaşlar ne yapar? 352 mi yapar? Sadeleştirmelerimizi yapalım burada. 2 ile 32'yi sadeleştirdim. 16 ile arkadaşlar 352'yi sadeleştiriyorum. 176 mı yapıyor orası? 176'yı 8'e direkt bölebiliriz aslında. Sadeleştiriyorum bakın. 8'e böldüm. 22 yaptı. Gördüğünüz gibi asker sayısı en az kaç oluyormuş? 22 oluyor. İşlem sorusu. Bu soruyla köşe taşındaki örnek soru aynı neredeyse. Devam edelim. Bu da farklı bir soru. Uzunlukları 15 kilometre ve 21 kilometre olan iki caddeye başına ve sonuna dikilmek şartıyla eş aralıklarla sokak lambaları dikilecektir. Buna göre en az kaç lamba kullanılabilir? Lamba sayısının en az olması için iki lamba arası mesafenin en fazla olması lazım. Buradaki uzunluk 15 kilometre, buradaki uzunluk 21 kilometre. Ben o zaman 15 ile 21'in arkadaşlar ne yapıyorum? Yine EBOB'unu buluyorum. Bu arada 2'ye bölünen sayı yok. O yüzden 3 ile başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani burada bulduğum EBOB gördüğünüz gibi 3 çıktı. 3 kilometre çıktı. Bu ne demek? 2 lamba arası mesafe 3 kilometre. Yazalım. Evet. Şimdi arkadaşlar 15 kilometre burada bir uzunluk var. Ben 15 kilometre uzunluğu 3 kilometre mesafeye böldüğümde aslında ne elde etmiş oluyorum? 5 parça. Bana lamba sayısı soruluyor. Bakın isterseniz deneyelim. Burası 15 kilometre olsun. Bana diyor ki lambaları 3 kilometre aralıklarla dik. Başlıyorum bakın. Burada bir tane var. Çünkü ne diyor? İki caddeye başına ve sonuna dikilmek şartıyla diyor. Caddenin şu an başına lambayı diktik. 3 kilometre. Burası ne oldu? 6 kilometre. 9 kilometre. 12 kilometre.
Bir de sonuna dikelim şöyle. 15 kilometre mi? Kaç tane lamba var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada arkadaşlar 6 lamba var ama 1, 2, 3, 4, 5 parça var. Yani bulduğum parça sayısından bir ekleyerek ben burada kaç lamba buldum? 6 lamba. Buna dikkat etmemiz lazım. O zaman diğerinde hiç böyle hesap etmemize gerek yok. 21 kilometre uzunluk var. 2 lamba arası da 3 kilometre. O zaman böldüğümde 7 parça mı var demek oluyor. 7 parça varsa 7'ye 1 eklediğimde kaç tane lamba var? 8 lamba var. Bana toplam lamba sayısı sorulduğu için toplam 14 tane lambam bulunmakta. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.